Assalomu alaykum. Xalq tabobati ko'rsatuvi xonadoningiz mehmoni. Bugungi dasturimizda mitta tabib, ya'ni zuluk orqali davolash haqida hikoya qilamiz. Gerudoterapiya, ya'ni zuluk orqali davolash usulini Gippokrat, Galen, Ibn Sino kabi tibbiyot asoschilari ham o'z muolajalarida qo'llashgani tarixdan ma'lum. Bugungi kunda xalq tabobatining mazkur yo'nalishini zamonaviy tibbiyot ham tan olgan. Shunday ekan, zuluk orqali bir necha kasalliklarni samarali davolash mumkin desak, aslo yanglishmaymiz. Shaxsan meni ustozim gepatitdan zuluk bilan men davolandim. Bu chiqati yozilmagan narsa. Davlengim ham oshib, qonlarim qo'yilib ketgan. Mani bir ishlash prinsipi me'yor. Tabiatda zulukning 300 dan ortiq turi mavjud. Tibbiyotda esa maxsus giruda turi bir necha yuz yillardan beri qo'llanib kelinadi. Shuning uchun ham zuluk orqali davolash giruda terapiya deb yuritiladi. Bu muolajada odam tanasidagi maxsus akupunktur nuqtalarga zuluklar qo'yiladi. Zuluklar mazkur nuqtalarga yopishib olib, 40-60 daqiqa mobaynida qon so'radi. Qon so'rib bo'lgach, o'zi teridan tushib ketadi. Zuluklar muolaja uchun maxsus ko'paytiriladi va mutlaqo steril darajada bo'lib, bittasi faqat bitta inson uchun qo'yiladi. Zuluk qon so'rgan joydan 12-16 soat davomida biroz qonash kuzatilishi mumkin. Xalq tabobati medisinasi uyg'unligida ishlashi kerak. Men shuni giruda terapiya, ya'niki zuluk bilan davolash usulida deb bilaman. Bu eramizdan oldin bu butun dunyoda bu qo'llanib kelgan usul. Chirik davlaning bo'ladimi, pazon ichining mana chulak grizi churrasi bo'ladimi, buxoq bo'ladimi? Tez davolanadi. Sababi aksariyat kasalliklarning negizida haliga o'sha medisin tilida ruschaqlatganda venozin zastoy, ya'niki o'zimiz xalq tilida harom qon yotadi. Bunga misol tariqasi keltirsam, misol xalq endi odamlar tushunishi uchun mana misol hattoki ko'z xaralashi deylik. Glaukoma yoki mana jigar tiqiladi. O'sha haliga gemoroy deydi ko'p tilda bavosil bu. Prostatit yosh o'tgan sari mana biz vertikal holatda yuramiz. Yerni tortish kuchi hisobiga cho'kinda albatta pastga cho'kadi. Ya'niki mana shu naglyadniy primerni shu qilayotganda, misol o'sha yosh o'tgan sari sababi именно ayollarda mana ayol kasal meoma deymiz, boshqa erkaklarda prostatit adenoma kasalligini uchradi. Buni statistikani olib qarasak ham mana kam harakatli odamlarda o'sha kasalliklar vaqtliroq boshlanadi. Sababi o'sha mana shu qon aylanish sistemasida mana shu malli taz deymiz atrofida harom qon ko'p yig'iladi. Buni davolash usuli eng tez samarali mana shu zuluk deb bilaman. Chunki bu bunga misollar ko'p. Buni 18 yillik tajribamizda buni ko'p ko'rganmiz. Agar bu samarali davolash usuli bo'lmaganda, masalan 18 yildan beri shaxsan men o'zim bu sohada ishlamayotgan bo'lardim. Zulukni bir necha kasallik turlariga davo bo'lishini bilamiz, ma'lumotimiz bor. Shu mit tabibchalarimiz qaysidir kasalliklarga mumkin emas holatlar ham bormi? Gemofiliya deydi, ya'ni qon to'xtamaslik kasali. Endi o'ta kam qonlik holatlari bo'ladi. Mumkin emas albatta bu holatlarda. Siz oldingizga bemorlar kelganda uni tashxis qo'yish jarayoni qanday bo'ladi sizda? Kasal keldi, sizda nima bezovta qiladi? Shundan boshlanadi. Kirib kelishidan, yurishidan, turishidan, rangidan, ko'zidan. Keyin savol-javobdan bir haliga doktor Hausga o'xshab buni hamma ko'rgan kinolarni simptomatika, bu doskaga chizib ko'rsatardi. Bumi, demak bu emas. Demak sizda bunaqa bo'ladimi? Men qaysi holatlarda bo'ladi? Shu simptomatika men o'ylaymanki, xato bo'lmaydi bu yerda. Shaxsan meni usulim shunaqa. Kep sapa, ayting, nima bezovta qilasiz? Sog' bo'ling. Mazam yo'q. 3-4 kundan men davlengim ham oshib tushmayapti. Nechiga chiqadi? 140-50 ga. O'tyapti tushma, 130 dan tushirolmayapman. O'zi rabochiz qancha yuradi? 120 edi. Bunaqa baland emas. Yurak hovliqishi bormi? Sal mana anaqa sanchiyapti 3-4 kundan beri yuragim bitta ikkita sanchib qo'yibdi. Qonim qo'yirlashib ketganini bilyapman o'zim. Tomirlarimdan ham o'zi bilaman, davlengim ham oshib ketgan bilaman. Dorilar ichdim, foyda bo'lmayapti. Qabziyat yo'qmi? Yo'q. Yo'q, yo'q. Yaxshi. Og'iz bemaza bo'lishdi. Shu og'zim shunaqa bemaza. O'zi jig'ildonim ancha yildan men qaynaydi. Og'zim hozir mana shu bir haftadan buyon kislimi, nimadirda achiqim tir narsa. Bilmoqman shuning uchun oldiz keldim. 6 yil oldin opam davolangan edilar. 6 yildan buyon olib kela olmaydilar.
Yur yurdup her daim yurdaydılar korkaman. Problem aşo korkup kemedi zulüydü. Hı korkma korkan ne ki korktum bu meyde var şey mazam bu meyde. Majbur kirdim aldız gibi ilinç bilen tuzatıp jönatasız. Kim kuzda mazgini kızaş borken hava aynı şey siz az mı? Hı ayaklarım ağrıydı. Başçı. Ağrıydı başım. Hazır başım yok koş ilk keçe pazar pilage çıkamadım. Yürümeye yapmam yürümeye kapam ne kadar olmazdım. Davleniyem olsaydım 40'dayım yürürlerdim benim ala. Kim bana 3-4 günden ben yürüme yapayım. Anı günü pazarga çıksam test tutup otup gidiyordu, aylandım. Buldu kaytıp tırmamaya kaldım da maşinanı korup, korkup gittim. Yetip barama yapayım, yürü yapma. No, yetip barama yapayım, 5 metre cöyge. Hıda kalırsa bana bunların bugün muhalecelerini başlayımız, cigerden başlayımız. Sebabı, Sıkıma bu içi dağılayan albette yakışı. Cigerden başlayıp, kin sekin şey, baş kısmı yana gizem var otağımız. Bugün... Azı kurma yaptık o zaman mıca yani. Hıda kalansanız yatken caizde bir 15-20 bin dakikadan kin yarışadık o zaman hıda kalansı yakışı bulan. Bahane de hazır kara talak koyam koyamız sebabı o uyan şey, depo değildi. Haram kalanlarını toplanan uyan cahaya. Hazır utkap bizi koyamaz. Kuda kalan senle aç, ağzı bir mazali gelin. Kuda kalan sen nasıl yakışı bulalım. Ama kaç yüzüge bu vatkenlerim hem yakışı bulalım. Kuda kalası yakışı bulalım. Bizden bereket yapayım. Allah rızı rahatını kun. Rızak inelim. Kuda kalası yakışı bulalım. Ne çildim yaşı çığıldanım kaynat. Kası da avukatlar. Bu hamasın ne doğru avukatlar işi izden. Uyda hiç kim bu mette kundu bulan avukatlarımı yürü yürüp ki çıkan ki tuyu bir yap olamam. Ana yani haliki geldim. Hopt unda xudo xol sana muolajadan boshlaymiz. Mana ha. Qo'lingiz yengil bo'lsin. Man Umurzoqova deyman. Opam 5-6 yil oldin kelib, shu boshlari og'rib, qonlari qo'yilib ketganligi uchun kelib davolanib ketdilar. Shundan buyon yur avariy ko'rsat desalar, unamadim, qo'rqdim zulikdan birinchi marta. Ham qondan anchagina qo'rqaman. Canım varsa hem kelamadım bugün mecbur buldum. Kelişken mazam yok. Davleniyem aşıp kanlarım koyulup ketken. Şunun sebep, babam tuzalıp ketkenlerini bilgenim için sebep bulup kildim şutlaya. Uzun uzun karatkanı. Dava tapaman degen ümitte kildim. Türk'te kızım var. Bir kızım var, aynası bir sağ olsun ya. Şöyle kışken, yürükler, şimdi bir mücazı isim. Yürüp gelirdi, nukul vada protein şu yürüp su içerdi. Nukul bir o kızım, o kızım kendisel kopalara yapırdım, balanlara yapırdım o azda. Popsa kıldım. Yürüp gelirdi, ne ben yok mu? Yürüp, hıt paylap duramayın ki. Ahire karasam düşünmeydim. Bir gün ben şu kuknede, hatta kazandı şorba kaynap duruldu. Bir akı yıkanmayın, hamasını çakırdım. Kulağından bir akı. Kazandı şorba kaynap duruldu. Mıldırlar. Yarım piyala soğuk suda alındı. Ne koyuyor? Kaynaştan toktadı. Ne ettim kurdayım mı? Katta kaynap dururken kazan az yine soğuk suda kaynağından düştü. Bu ne madde yani? Bu enerji yok attı. İnsan tasavvur kıyın, sen badanın kızıp gibi durdu da birden soğuk su içesen. Soğuk suda mutadırlaştırış için organizmin enerjisi. Yani ki kopal kaytken de immunitetin küşadı. İmmunite düştü sen kes aldın. Bakıl tabibler bak hana kaysa ya bu mücaz bulmasa antara bu tabibli kıladı. Aşağıda bir fikir takile bulmak için ben. Misal tarikası geldi ama hemen düşünüş için. Bana misal ayağı şişken adam geldi. Ayağı şişken. Niye ayağı şişken? Dedik diagnoz bırakın. İki uygun zülü koy hemen. Bırakıl sonunda zülü koy diye dedik. Bunun sıdan kuyu kan çıkadı. Bunun sizden kan çıkadı albatta. Lekin kanga aralaşmasından iş olmaz mı? Bir iki litre geçe buna bir zardap çıkadı. Yani o zardap bir akış sarılak bir kanga aralaşmaydı hatta ki. Ben şu uzak yıllardaki tecrübemden şu hulasa geldim. Zülük mücazı deval edi. Sebabını ettim ama bu şikayette yazılma gelmezdi. Bu şahsen uzun bir fikrim. Kim koşulardı, kim koşulmadı o uzun bir havalı. Sebabı bu mücazın vazanat keltiradı. Şey, bana deylik, ondan kan çıktı, lekin suyurluğu çıkmadı, ondan çıktı. Bu Allah yaratken bana şu bir mini laboratuvar edip bilemem. Ben fakat zülük bilen o şey
ben bir vasıtacı sıfatı da aslında o işte zülük kıladı bana asistentlerim. O işte teşip koyduğum cahiden ortaça bir sütka geçer. Belki köprak, belki kamera vakti o işte suyuluk çıktıradı. Kimde kan, kimde o işte zardab. Yani ki o işte türkü unsur var, kan, safra, balgam. Allah yaratken ben şu laboratuvarda ne mani köprak, ne mani azrak sıkıp çıkarıştı ozu biladı. Bunu maliki ben vakum kıp tartmıyım ben. Aman ayetim usulü başka. Lekin ben o tabi buluşunu kokulayım. Ozu akıp, tuğdap, kança aksa. O şey mücazıya alakası var demokçı ben. Yani ki o şey uçunam zülük harip hama kesinlikle şifa. Ki yine bir narsani aytmoqchi ben. Zülükde aslında kasal bo'lish kutu şart emas, kasal odam emas. Bunu sağlam adam qo'yib yurish kerak. Profilaktika, çünkü kasalni oldini olish oson. Azizlar, ayni damda xalq tabobati ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Bizdan aslo uzoqlashmasligingizni tavsiya qilamiz. Chunki mana shunday sinovli kunlarda oilangiz va o'zingizning sog'ligingiz uchun tabobat va tibbiyotga oid bilimlarni bilib qo'ysangiz zarar qilmaydi. Odamlarda bir ikkita bir noto'g'riroq fikr bor. Bittasi zulik qo'ysam o'rganib qolaman. Qizig'i shundaki, burumurdori ichadi. Uni ichirdi, o'rganib qolgan, undan xabari yo'q. Zulik qo'ysam o'rganib qolaman deyishdi, o'shanga men qo'ydirman dedi. Ovqat yeyishga o'rganib qolgan bo'lsa, sen hayron qolarmagan. O'lmasliging uchun ovqat yeysanmi? Ha, sog'lom bo'lishing uchun zulik qo'yib tursang nimasi yomon? Avvalambor o'rganib qolmaydi, u xolisa qo'yadi, xolamasa. Zulik qachon o'tishi mumkin? Faqat haligi nimedlini dedi, mana kasal odamdan sog'lom odamga qo'yilganda shu mumkin. Bu mana yozuvlarda bor bu narsa. Bir sutkadan keyin o'sha o'tmaydi, chunki u hazm qiladi ichidagi virusni. Bitta zulukni faqat bitta odamga qo'yasizmi? Bitta odamga. Bitta odamga. Chunki u bitta zuluk chaqqandan keyin kam 7-8 oy, 1 yilgacha bu nerabochi bo'ladi. Shaxsan mening ustozim gepatitdan zuluk bilan meni davolaganman. Menda o'z praktikalarim ham bor. 5-6 yil ichida 2-3 tekshirtirganman, menda chiqmagan. Mana shu zuluklarimiz o'zi qanaqadir yoqtirmaydigan narsalari bormi? Qaysi holatlarda odamdan chaqmasligi mumkin? Bor, bor, albatta. Bu hidga, havoga, temperaturaga. Kuchli hidlarni yoqtirmaydi. Umuman chaqmaydi, mazasi qochadi. Keyin temperaturaga juda ham nima? Issiqni yomon ko'radi. Yomon ko'radi. Lanjib qoladi. Mana shu yozlarda ham ancha qiynalamiz. Xona demaklarda saqlaymiz. 5-10 qo'lingiz tiqib chiqsangiz ham bar xonada suv ilib qoladi. Xullas kalam har bir sohani o'zini qiyinchilik bo'lganda shu sohada eng bir nima mana shu zulukda ishlash. Insonni kayfiyatiga ham bog'liq. Patsientni ham, tabibni ham. Bemor kayfiyati yaxshi bo'lmasa ham yoki bir ishonchsizlik holati bo'lgan taqdirda. Misol mana shunaqa holatlar bo'ladi, qo'rqib turibdi. Ayollarda ayniqsa birinchi marta qo'yishdi. Lekin qarib hammada qo'rqadi birinchi qo'yguncha. Birinchi marta voy, bu bo'lar ekan, necha yil shu qochib yurdim shundan. Maza qildim. Vaqtliroq kelsam bo'lar ekan deyishadi-da. O'sha qo'rquvda albatta nerv tollari siqiladi. U tomir ham, teri ham nima bo'ladi? Zulik ham ishlash qiyin bo'ladi uncha. Chunki bu nima qilgandan keyin kapillar bu issiqni sezish kerak, qonni sezish kerak. U teri nima bo'lgandan keyin bu ham qonni sezish pasayadi. Mana sovuq suvdan cho'mildingiz qanaqa, issiqda cho'milsiz poralar ochiladi. O'shanga ham shunaqa usullar ham bor. Masalan, chaqmasa o'sha joyda qaynoq suvda bir lattaga nima qilib turib, shunaqa qizitsangiz uzunlik sirasi oladi. Usullari ko'p. Kimdir qon chiqaradi, kimdir lekin tabiiy o'zi chaqtirgan ma'qul albatta. Bu mitti tabiblar hidlarga juda ham ta'sirchandir. Shu bois bemor terisidan atir, sigareta tutuni yoki spirtli ichimlik hidi anqib tursa, qon so'rishdan bosh tortishi ham mumkin.
Zulikning asosiy shifo manbai uning so'lagi hisoblanadi. Zulik so'lagi inson qoniga tushgach, og'riq qoldirib, yallig'lanishlarga qarshi ta'sir qila boshlaydi. Natijada esa qon aylanishi yaxshilanadi, trombozlar xavfi kamayadi va shishlar qaytadi. Zulik immunitetni ham oshirish xususiyatiga ega. Mana bu bemorimiz degan emas, bu o'zim o'g'lim. Mana bir sho'xlik qilib qo'yib boshini urvagan ekan. Endi sho'xlik yoshlik bilan boshlaydi dedi. Boshida sal shish paydo bo'ladi, gematoma deydi medsina tilida. Endi shu sohada o'zimiz bo'lganimiz uchun u shartni olib eng oson yo'li mana shu o'sha shishiga mana bitta zulik qo'ydik. Bo'ldi, mana xudo xolasa 1-2 soatdan oshdi, mana hozircha qon oqib turibdi. Og'riqlar ham tez ketadi, gematoma ketadi. Buni bo'lmasam so'rilishi qiyin bo'ladi-da buni. Zulik buni ayniqsa haliga yangiligida juda ham tez oladi. Boshqa jiyanlarimda ham bo'lgan, yugurib, quvmachaloq o'ynab, peshanasini urib, urganda bitta zulik qo'yib, shartta gematomani topib olamiz. Agar buni oldini olmasa, bu yomon oqibatlarga yillar mobaynida olib keladi. Ko'plar mana bosh og'rig'i bilan keladi. Sababi o'sha miyaga qon keladi-da, qaytib keta olmaydi. O'shanga mana bu ayniqsa cherepnoy davleniye dedi xalta ichida. Miyaga qon kelib qaytib kelmasligi. Mana hozir mana bularni venozni atok deydi, bu yerda ochamiz. Keyin mana bir yaxshi bir misol bo'ldi. Mana ko'plarda ayollarda ayniqsa ko'p bo'ladi. Mana teri osti mana yumshoq mana. Mana buni bosganda xuddi plastilinga o'xshab qattiq bo'lish kerak bu. Mana shu teri ostida suv yig'ilgan. Keyin bu joiz bo'lsa yana bir buni mashqini ham ko'rsatib o'tmoqchi edim. Chunki endi biz faqat zulik bilan cheklanib qolmasdan giyohlarni ham qo'shamiz. O'zimizdan haliga ota-bobolarimiz aytib kelgan sog'lom bo'lish uchun badan tarbiya qilgin degan. Sababi badan tarbiyada haliga limfa sistema degan qon tomirlardan tashqari limfa sistema ham bor. Limfalarda qon aylanishi buzilsa, u sekin-sekin qon aylanishini buzilishiga olib keladi. 96 spirt, mana ko'plar aytadiki, spirtni yomon, haqiqatda spirtni bu yoqtirmaydi. Lekin bu 96 spirt, bu hid, mana havolar issiq, odamlar terlaydi. O'shaning uchun ter bilan tuz chiqadi, tuzni yoqtirmaydi, sho'rni yoqtirmaydi. O'shaning uchun mana artib olamiz edi. Spirt tez quriydi. Keyin qo'yaveramiz ishimizni. U nima qilmaydi? Spirt bizga bir qurollarimizdan bittasi. Ishlash jarayonida. O'sha badan tarbiyaga qaytsak-da, masalan sizga insonda qon aylanishi yaxshi bo'lsa, odam sog'lom. Ya'ni o'sha buni statistik odamning hayotini buni lenta qilib statistika tariqasida ko'rsatsa, yosh bolalar ko'p harakat, o'shanga ham kasallik hamroq. Odam yoshotgan sari mana o'sha qoram qon o'zimiz xaltirda aytadi, yig'ilib har xil kasalliklar olib keladi. Qon yaxshi aylanishi uchun avvalambor jigar yaxshi ishlashi kerak. Jigarda ham o'sha venozni zastoy deydi, ko'payadi. Buni ham pompaj deyiladi. Buni hamma har doim qilib yursa hech qanaqa ziyoni yo'q. Mana oddiy jigarni ham bosib turib, esga qo'yib yuborasiz. Qo'yib yuborasiz. Ya'niki prokachka qilib yuboramiz. Jigarni mana SR paytdagi Jiguli Moskvichlik mashinalari bo'lib filtrlari bo'ladi. O'sha bir определённый километр yurgandan keyin, muayyan километр yurgandan keyin filtrni ochib, qoqib, tozalab qo'yilardi. O'shani tozalamasa motor ketadi, benzin ko'p yeydi, insonda ham xuddi mexanizm xuddi shunaqa ishlaydi. Ya'niki juda ham ko'p funksiyani jigar bajaradi. Jigar tozalab tursak, eng oddiy, eng to'g'ri usuli shu. Pompaj. Qonni prokachka qilamiz. Venozni zastoy ketdi, jigar tiqilmalari ochildi. Qon yaxshi. Yotganda ham to'g'ri nafas olib, qorin bilan nafas olsangiz, burushni bu yoqdagi qon aylanishi yaxshilanadi. Havoni nafas olib, qoringa aylashgan yotgan holda qilsa qulayroq. Bularni ham mana hozir teri ostida mana ko'rsangiz, mana teri yumshoq. Mana ko'rdingiz, teri ostida mana shularni hozirlik qo'yib, shularni ham olib tashlaymiz. Xudo xolasa bosh og'riqlar ketadi. Keyin bu sovuqda ko'plarniki og'riydi, sababi qon to'lgandan keyin sovuqda jism qisqarish xususiyatiga ega. Qisqargandan keyin cherep siqiladi, bosh og'riydi yoki atmosferaning davleniyi pasayganda bosh og'riydi. Shuni qon aylanishini ochib, qonni chiqarib yuborsangiz, xudo xolasa bosh og'rig'i ham qoladi. Mana hozir havo issiqligi uchun zulikni ham ancha lanj bo'lib qoladi, ishlashi qiyinroq, lekin baribir ishimiz shu bo'lgandan keyin qilamiz. Mana keyin ha sochga qo'yish yana ham qiyinroq, chunki soch
çakamaydı. Sen kıynansa gen ben bu daim, daim işimiz koyamız. Ne halese? Yani şu tira asıdaki suyuluklarını bu ne halese? Çakvasa buldu. Koganı bu maşımızı asistentlerimiz ama işte bacaranı. Az bu çak dursun mu? Yağı koyup duramız. Vinozunu attık da açamız. Kulağlarını arkalası, arkalarından. Bu insanın o şey kanını kançalı kuyuluşundan keserliydi yani ki kançalı çukurlaşkendiden ki insan yaşıgen bağlı çünkü yaş otken sarı mücaz soğuk kan kuyuluşu bu tabi hal. Çünkü yaşlarda nispeten tezir avaladı ki adamın konstitüsyası yan bağlı. Albatta ixcham adamlarda tezroq bo'ladi çünkü mana semiz odamlarni jigarlarga qo'ysak u ancha yog' bor, 4 soat, 5 soat, 7 soat kechan bemalol yotishi mumkin. Hayron bo'lishi mumkin, nega bu pishatkasi ishlatdi deb o'sha gap. Çünkü bu mana shu teshgan joydan bu mana ilmiy manbalarda var. Qon to'xtaguncha, qon 1 sutka oqadimi, ozroqmi, kamroq, qon to'xtaguncha mana shu teshgan joydan ultrafiolet nur chiqib turadi. Bu ilmiy isbotlangan. Fan hozirgacha buni hayron qanaqa mucize deganim şu. Çünkü ultrafiolet o'zi infeksiyani o'ldiradi. O'shanga chiqqan qondan men hech qachon qo'rqmayman, pechatkasi ishlayman. Qo'rqqanda mayli pechatka kiyursin. Xudoga shukr, mana 18 yildan beri hech qanaqangi bir. Çünkü ustozim o'rgatganlari, ustozim ham juda ham katta tajribaga ega edilar. Bir qo'yganda bitta odamga nechtagacha zuluk mumkin? Gemoterapevtlarda ham mana shu zuluk bilan davolashda karifeyle deyimiz. Onlar da her kıl fikir. Kimdir? Kup kuş gerek değil. Kimdir? Yok, işte Türkler'den dedi. O şenge meyyar degen dersege, ben hiç kaçan adam, insan anlaşmaydı. O şey, bana bir işler prinsip meyyar. Çirip böyle davranıyor. Türk'te mi? Alt'te. Eğer misal bana yat, uzun aslı ciğerden başlayış gerek anladı. Doğru, hani schema bu işe davranıştı. Ciğer, talak, bana bu içi katı, içi kan sürdürücü, 6'da, 7'de, 8'de bana çurralaga ta ortaça 8'de, 12'de geçe, bana şu atrafta zülük giden işletilir. Aynısı boyun çurrası, güde, şimdi medisinde de operasyon kılışken korkuşadı. Lekin zülük bilen güde tez davranadı. Bana bu kol uyuşlarını birerdi. Bana aman hatta ki, bana gelişerdi, şuna kadar halatla buladı. Yüreğim ağrıydı dedi. 2 yıldan beri yüreği dağırsın, 2 yüreği dağırsın. Halen ki, arkada kopal koyduken tuz yığılgen, şandroz. Uşağıyla simptomatika dedim, saval veremem. Kayspaytla ağrıydısın, ben şu saval kıkırsam, skvazine kıkırsam. Bir şuna geçip, arkasından şuna palpatsiye kıtırıp, şuna kısayız, bana toç, kol ilin adı o indi. Ne olsa, tecrübe olsa topadadım, haa, bana bana şey ağrıydı dedim. İşte tüzülük koyasız, uşağını sıkıp duruyan, bazen onun içindeki koyasız. Yani nerini karış okuyup çıkıp durduğun cahaya koyarsız, ağrı kaladı, yüreğim ağrı kaladı. Bana hazı bitti, ok bulan üçte. Kulağını olduruş maksatta. Bana boyun hanrozu. Çiripne davleni. Ben bu kendim aligi tiyeri asıdaki suyuklu yığılışı ettim. Ayarlarda aynı kısa kop buladım. Bana hazırlıydı koyup olduk. Şimdi bunu fakat toy işini kutamız. Toyunsa ozu dumalap düşadı. Yani 2-3 saat vakit yetadi tahmin. Bazen uşni grijam var edi, keyin başım ağrırdı. Başımda şişler paydo bo'lgan edi, keyin kelib zulyo qo'ydirtirdim shu yerga, keyin başım og'riqlari qolib. O'lim tisa ham shu başım og'rirdi-da, shu. Hozir mana 3-sini olishga keldim. Yaxshiman, ancha og'riqlari, ishlari qaytib yaxshi bo'ldi. Har bir inson uzoq va baxtli hayot kechirishni istaydi. Baxtimizning 10dan 9 ulushi esa sog'ligimiz bilan bog'liq. Shunday ekan, o'zingizni ehtiyot qiling. Kelgusi dasturlarimizda sihat salomatlikda ko'rishguncha, xayr.